Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir, denizi ve muhteşem doğasıyla mutlu ve huzurlu insanların şehri. Türkiye'yi doyuran şehir olarak da bilinen Balıkesir'in ekonomisinde tarım ve hayvancılık oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Geçimini tarımdan ve hayvancılıktan sağlayan çiftçiler için kooperatif, birlik, beraberlik ve dayanışma anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kooperatif kurmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir anlayışını benimseyen bölge birliğimiz, Balıkesir'de 144 adet tarımsal kalkınma kooperatifi ile tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Çiftçilerin bir araya gelerek köylerde kurdukları tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım, hayvancılık ve ormancılık sektöründe küçük üreticilerin işlerini kolaylaştırma ve dış etkenlerden koruma amacıyla çalışmaktadır. Köyde yaşayan bir çiftçinin tek başına alamayacağı makineleri ortağı olduğu kooperatif almakta ve makine kullanımını organize ederek tüm ortakların faydalanmasını sağlamaktadır. Balıkesir, süt üretiminde Türkiye'nin ilk 3 ili arasındadır. Bu nedenle köylerde üretilen sütlerin sanayiye arz edilmesinde kooperatifler etkin rol oynamaktadır. Süt toplanıp, soğutularak ve tüm analizleri yapılarak gıda kodeksi standartları çerçevesinde kooperatifler tarafından pazarlanmaktadır. Tüm bu aşamada kooperatiflerin rol alması üretici için tahsilatta, sanayici için kalitede güven sağlamaktadır. Sütü toplayıp pazarlamakla uğraşan kooperatiflerin bazıları yoğurt, peynir, tereyağı gibi mamul maddeler üreterek piyasada üretici kooperatifi olma yolunda ilerlemektedir. Bazı kooperatiflerimiz hayvancılığın yanı sıra ormancılık faaliyeti yaparak köylünün orman gelirinden faydalanmasını, ormanlarımızın ise gençleşmesini sağlamaktadır. Kooperatiflerimizin köylerde çiftçi için yaşamı kolaylaştırıcı ve ekonomik gelir getirici faaliyetler yaparken yaşadıkları sorunlarda başvuracakları üst birlik ise Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği'dir. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak kooperatiflerimizin işlerini kolaylaştırmak, yaşadıkları sorunlara çözümler üretmek öncelikli vazifemizdir. Güçlü kooperatiflerin tarıma, hayvancılığa ve çiftçimize daha faydalı hizmetler üreteceği düşüncesiyle kooperatiflerimizin idari, mali ve teknik yönden güçlü olmalarını arzu ediyoruz. Bölge Birliği olarak çalışmalarımızı ve vizyonumuzu bu doğrultuda yoğunlaştırıyoruz. Kooperatiflerimize danışmanlık, politika belirleme ve yol gösterme, hayvan kimliklendirme ve tescil işleri, çiftçileri kamu desteklerinden faydalandırmak için ürün kayıt girişi, başvuru ve takibi, kamuyla ilişkiler, sütlerin topluca pazarlama organizasyonu, muhasebe hizmetleri, gübre bayiliği, hayvancılık projeleri gibi alanlarda hizmetler sunarak kooperatiflerin ve dolaylı olarak çiftçilerin işlerini kolaylaştırmaktadır. 3 yıl önce Balıkesir Bölgesi Haykop olarak Almanya'dan ithal gebe düve getirdik. Bunlardan da köyümüzden 25 tane üreticimiz faydalandı. Ziraat Bankası'yla özel bir protokol imzaladık. Tek kefilli, hipoteksiz 10'ar tane gebe düveye sahip oldu. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adıyla Haykop adına bu hayvanları 2016 Nisan ayının 24'ünde teslim aldım. Hayvanlar Almanya'dan geldi, simentalık olarak geldi. Hiçbir zayiatım olmadı. Allah razı olsun getirenlere, götürenlere, devletimizden, Haykop'tan memnunum çok. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hizmet yeterlilik belgesi almış ve her yıl akredite olan Balıkesir Haykop, tescil ettirdiği Birlikte Güçlüyüz sloganıyla üreticileri kooperatif çatısı altında toplamaya teşvik ve davet etmektedir.
Sosyal faaliyetler konusunda da oldukça aktif olan Balıkesir Haykop, 7 Mayıs 2018 tarihinde ülkemizdeki süt tüketimine dikkat çekmek ve artırmak amacıyla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla aynı anda 3410 çocuğun süt içmesini organize ederek dünya çocuk rekorunun kırılmasını sağlamıştır. Balıkesir Haykop, hazırladığı 2018-2023 stratejik planıyla ileriki yıllarda kooperatifçiliğin ülke tarım ve hayvancılık ve çiftçilerimize daha fazla getirileri olması için planlama yapmıştır. 2016 yılında Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Gıda Tarım Bakanlığı arasında hazırlanan ve Türk-Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği TAKBİ projesi kapsamında Balıkesir Haykop, kurumsal kimliğini güçlendirmiş, idari ve teknik yönden eksiklerini tamamlamış, proje öncesine göre seviyesini yukarıya taşımış ve ileriki yıllara daha da güvenle bakabilen bir birlik olmuştur. TAKBİ projesinde gerçekleştirilen KOPKART, kooperatif ortaklarına eğitimden sağlığa, tarımdan otomotive, anlaşma sağlanan birçok kurumda indirimli alışveriş imkanı sağlamıştır. Kooperatifçilik sayesinde insanlar birlik beraberlikle başaramayacakları şey yoktur. Birlikten kuvvet doğar.